Bugün biyoçeşitliliğin nasıl araştırıldığını öğreneceğiz. İnsanoğlunun biyoçeşitliliği tespit etme ve belgeleme hevesi, tüm insanların en basit ihtiyaçlarından biri olan meraklarını giderme isteği yüzünden ortaya çıkmıştır. Aslında yapılan şey, objeleri toplayıp onlar hakkında daha çok bilgi edinerek arkadaşlarımıza hava atmaktan çok farklı değil. Aynen son tatilimizin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak ya da piyasaya yeni çıkmış bir akıllı telefon satın aldığımızda arkadaşlarımıza göstererek içten içe gösteriş yapmak istememiz gibi. 1500'lü yılların sonlarından 1600'lerin başlarına kadar bu teknoloji henüz yoktu. Ama dönemin meraklıları bu açığı Wunderkammer'le gideriyorlardı. Wunderkammer, harikalar odası anlamına geliyor. Yeryüzünü ve harikalarını küçük bir ölçekte ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Eğer bir harikalar odanız varsa, bu odayı dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ya da bizzat topladığınız minik harikalarla doldururdunuz. Bu odalar, sahiplerinin dünyeviliklerini, bilgilerini ve varlıklarını gösterirken, merak, bilinmeyeni öğrenmek ve var olan doğal kaynaklar hakkında daha çok şey öğrenme isteğine vurgu yapardı. Harikalar odaları, merak uyandıran objelerle dolu dolaplar içerirdi. Gizli bölmeleri olan mobilyalar, hayvan iskeletleri, kabuklar, dişler, boynuzlar, mineraller, kurutulmuş bitkiler. Kısacası, başkalarını da hayretler içinde bırakıp meraklarını gidermek isteyecekleri, korunabilecek boyutta olan her şey. İnsanların dizginlenemez merakı ve gösteriş yapmak için saklama dürtüsü, bir harikalar odasının 1700'lerin ortasında harikalar odalarına dönüşmesine yol açtı. O zamanlar kendilerini doğal filozoflar olarak tanıtan bilim insanları, koleksiyonlarını ve edindikleri bilgileri düzenlemek için çizim yapmaya başladılar. Bu durum, insanların objeler hakkında iletişimde bulunabilmek için onları etiketlemek, sınıflandırmak ya da kategorilere ayırmak istemelerinden kaynaklanan başka bir dürtülerini tatmin etmiş oldu. Bu dürtünün gelişmesiyle nesnelere isim verme bilimi olan taksonomi, doğal tarih koleksiyonları ve müzelerle birlikte doğmuş oldu. Ve böylelikle Linnaeus'a kadar geldik. Linnaeus, 1735 ile 1768 arasında taksonominin temel taşı olarak kabul edilen Systema Naturae isimli çalışmasını yayınladı. Bu, canlılar hakkındaki bilgileri, hiyerarşik bir sistemler düzenlemeyi ve canlıları bugün hala kullandığımız ikili isimlendirme yöntemiyle adlandırmayı başlatan bir çalışmaydı. İkili isimlendirmede her canlının iki kelimeden oluşan bir ismi vardır. Birinci kelime cinsi, ikinci kelime türü verir. Koruma ve saklama yöntemleri de bu dönemde geçmişten gelen toplayıcılık dürtümüzle gelişti. Tabii her şeye sahip olma isteğinin kontrolden çıktığı zamanlar da oldu. Örneğin, alışılmışın dışındaki yumurtalara sahip olmak için inanılmaz yüksek paralar ödeyen insanlar, değişik bir yumurtaya sahip uçamayan bir tür deniz kuşu olan avukların soylarının tükenmesine yol açmış olabilir. Bu türleri korumak için bazı yasalar konuldu ama ne yazık ki çok geç kalınmıştı. Yaşayan son avuklar 1844 yılında İzlanda'nın yakınlarındaki küçük bir adadan toplandı. Harikalar ve koleksiyon parçaları dünyanın dört bir yanından keşif gezileri sırasında toplanıyordu. O zamanlar kolonileşmenin kaçınılmaz bir parçası olan bu gezilerin bilgi edinmek gibi yan amaçları da bulunuyordu. Hükümetler ve varlıklı kişiler tarafından organize edilen ünlü keşif gezilerinden biri, Kaptan Fitzroy tarafından İngiliz kraliyet ailesine ait Beagle isimli gemiyle yapıldı. Gezi, Aralık 1831'den Ekim 1836'ya kadar tam 5 sene sürdü. Mürettebatta iyi eğitimi ve yetiştirilişiyle Kaptan Fitzroy'a bu uzun yolculuk sırasında eşlik eden, hatta Kaptan Fitzroy'un akıl sağlığını korumasına yardımcı olan genç bir adam vardı. Bu genç adam, aynı zamanda doğal tarihle de yakından ilgileniyordu. Ve Atlantik, Güney Amerika, Tahiti, Avustralya
Hint Okyanusu ve Galapagos Adaları'na yaptığı yolculuklarında, evrim ve doğal seleksiyon konularında çalışmalar yapmıştı. Bu genç adam, tabii ki de Charles Robert Darwin'den başkası değildi. Bugüne kadar Darwin hakkında birçok şey yazıldı ve çizildi. Bunun için ben de bu durumu uzatmadan bir noktanın altını çizmek istiyorum. Darwin'in Beagle'la yaptığı yolculuk sırasındaki orijinal amacı olan organizmaların çeşitliliği konusu, örneğin alaycı kuşlar ve Galapagos kaplumbağalarının çeşitliliği, bugün biyoloji biliminde çığır açan buluşlara yardımcı olmuştur. Yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlayan evrim süreci, bizim Harikalar Odalarından çıkıp Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabının son paragrafında bahsettiği en güzel ve harika sınırsız formlarla tanışmamıza ön ayak olmuştur. Denizlerde yapılan keşif yolculuklarından bazılarının araştırma alanı ise denizlerin kendileriydi. Yine İngilizlere ait Charles Wyville Thomson önderliğindeki HMS Challenger gemisi, 1872'den 1876'ya kadar süren bir yolculuk yaptı. O zamanlar bilinen deniz yaşamı sığ sularla sınırlıydı. İnsanlar suların ne kadar derin olduklarını bile bilmezken, o derin ve karanlık sularda yaşam olabileceği konusunda da emin olamıyorlardı. Thomson ve mürettebatı, eski bir savaş gemisi olan Challenger'ı topları kaldırıp, araştırmalarda kullanacakları ağları ekleyerek bir araştırma ve keşif gemisine dönüştürdüler. Gemi, derinliği ölçmek için 300 kilometre uzunluğunda ölçüm kordonlarına sahipti. Yolculukları sırasında 127.580 kilometre yol kat ettiler, 500 adet ölçüm yapıp 130 adette derin su numunesi aldılar. Bu numuneler arasında tuzlu suda ya da alkolde sakladıkları organizmalar da vardı. Challenger mürettebatı, 4700 yeni türle tanışmamızı sağlayarak, okyanusların derinliklerinde de daha önce görülmemiş yaşam formları olduğunu kanıtladı. Bugün hala Challenger seferi için icat edilmiş olan donanımların gelişmiş halleri kullanılmaktadır. Saha gezileri, biyoçeşitliliğin belgelenmesi için en etkili yoldur. Suda, havada ya da karada, insan gücünün, botların, gözlerin, kameraların, mikroskopların yerini hiçbir şey tutamaz. Bugün her ne kadar ekosistemler ve yaban hayat üzerindeki etkimiz hakkında daha bilinçli olsak da, bir yandan doğal popülasyonları tüketirken, bir yandan da türlerin zenginliğini korumamız gerektiğiyle ilgili bir mesajı nasıl verebiliriz? Eski zamanların aksine, bugün numuneler hala bilimsel amaçlarına hizmet ederken, sadece gerekli olduğu durumlarda ve mümkün olduğu kadar az insan tarafından alınıyor. Uluslararası kurallara ve anlaşmalara uyarak, ulusal ya da yerel yetkililerden izin alıyoruz. Araştırma konumuz olan ekosistem ve canlıların korunması konusunda da son gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Keşif yolculuklarının ilk zamanlarından bugüne en çok farklılaşan, hatta bu geziler için çok değerli bir kaynak haline gelen şey ise yerel halk. Araştırma sahalarında onlarla ortaklaşa çalışarak yerel bilgilerden faydalanırken, onların da bizim bilgilerimizden faydalanıp merakımızı hala canlı tutan biyoçeşitliliğin tam ortasında bunu korumaları için neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.